Değerli basın mensupları, kıymetli bulgunlar, bugün Burdur Belediye Meclisi'nde Yeni Devlet Hastanesi'nin arkasında yapılacak olan 21 adet iş yerinin imar uygulamasının CHP meclis üyeleri tarafından reddedilmesiyle alakalı belediye meclisimiz Hüseyin Büyükeli size açıklamada bulunacaktır. Burdur'umuza kazandırılan 475 yataklı yeni Burdur Devlet Hastanesi'nin etrafında oluşan eczane, medikal, iş yerleri ve yaşam alanlarının eksikliği sorununun çözüme kavuşması için geçtiğimiz aylarda Burdur İl Özel İdaresi harekete geçmiştir. Burdur İl Özel İdaresi, Ocak ayında hastane bölgesinde bulunan kendisine tahsisli arazilerde kamu yararına yapılacak ticari alanların oluşması için gerekli imar değişikliğinin yapılması adına Burdur Belediyesi'ne başvuruda bulunmuştur. Konu Ocak ayı meclisinde gündeme gelmiş ve Şubat ayında görüşmek üzere imar komisyonuna sevk edilmişti. Komisyon çalışmalarının ardından 2 Haziran'a ait İl Özel İdaresi'ne tahsisli Bahçelevler Mahallesi 702 ada 309 parsel nolu 29.988 metrekare yüz ölçümü taşınmasın toplam 1600 metrekare inşaat alanı basma katlı ve kamu yararı amaçlı kullanılmak üzere kullanıma açılması için yapılan başvuru Şubat ayı meclisinde gündeme geldi. Değişikliğin onaylanması halinde bu bölgede Burdur Özel İdaresi tarafından 21 adet iş yeri yapım için harekete geçirecek olup planlanan iş yerleri içinde eczaneler, medikal alanlar, kafeteryalar ve lokantalar olacaktır. Bu iş yerlerinin yapımı sonrası hastane bölgesinin canlanması ve bölgeye ciddi bir hareketlilik kazandırılması amaçlanıyordu. Ancak Burdur Belediye Meclisi maalesef bugün kamu yararına olacak bu konu hakkında AK Parti meclis üyelerinin kabul, CHP meclis üyelerinin çekimsel oylarıyla bu teklifi kabul etmeyerek bölgenin gelişmesi, ticari alanların artmasını engellemiştir. O bölge yalnızca 8 şanslı eczacının eczacıya bırakılmış ve bu bölge sadece onlara mecbur hale getirilmiştir. Burdur'umuz ve bölge için 21 adet iş yeri açılmasının engellenmesinin sebebini sorduğumuzda ise sorularımız cevapsız kalmıştır. Burdur Belediyesi bölgedeki kendine ait 10 adet parseli 5 katlı ticari ve konut alanına çevirip ihaleyle satarken ki bu konuda bizim görüşümüz belediyeye daha büyük kar sağlayacak avantajlı tekliflerin değerlendirilmesiydi. Diğer parselde 8 adet yapılan eczaneyi yine ihale edip boşanslı kişilere satarken oluşan kamu yararı maalesef yine konu bir kamu kurumu olan İl Özel İdaresi arsalar alanında belediye tarafından uygun görülmemiş ve reddedilmiştir. Konuyu eczacı, medikalci ve tüm Burdur halkının vicdanına bırakıyor. Katılımlar için siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Konuyla alakalı sözlü olarak aynı zamanda burada da yer gösterdiğimizde mevcut hastane yerimiz burası. Şurası kıyı kenar çizgisi olup yaklaşık 155 metre uzaklığında bu konuda bir sorun gözükmemektedir. Burası belediyemizin 10 adet parseliyle bölüp sattığı arsalardır. Yine bu bölgede ise belediyemizin 8 adet eczanesini sattığı bölgedir. Burada 8 adet eczane halkımıza yetmemekte olup o bölgede oluşan ihtiyaçlar için atılan bu adımın sonucunda Burdur Özel İdaresi buraya gerekli 21 adet iş yeri yapacaktı. Fakat maalesef bugün mecliste bu konu reddedildi ve gündemden çıkarıldı. Konuyu tekrar kamuoyunun ve Burdur halkının vicdanına bırakıyoruz.